Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size için elmalı kurabiye tarifi vereceğim. Öncelikle 3 tane elmamızı kabuklarını soyuyoruz. Elmalarımız ekşi elma olması gerekiyor. Tatlı elmalar iyi gelmiyor. Burada kabuklarını güzelce soyuyoruz. Ve ardından rendeleyeceğiz. Soyduk. Elmalarımızı rendemizin iri tarafıyla rendeliyoruz. Elmalarımızı rendeledik. Elmalarımızı tenceremin içerisine boşaltıyoruz. Ve ocağın üstünde suyunu bırakana kadar kavuruyoruz. Ocağa aldığımız elmalarımız üzerine 4 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyoruz. İyice karıştırıyoruz. Elmalarımız bu şekilde suyunu bırakacaklar. Biz devamı kavuracağız. Suyun iyice çekince üzerine 2 tatlı kaşığı toz tarçın ilave edeceğiz. Gördüğünüz gibi rengi değişmeye başladı. Elmalarımız suyunu bıraktı. Bu şekilde orta ateşte suyunu çekene kadar kavuruyoruz. Gördüğünüz gibi renkleri değişmeye başladı, yumuşamaya başladılar. Elmalarımız suyunu çekti. Üzerine 2 tatlı kaşığı toz tarçın ilave edip karıştırıyorum. Arzuya göre ceviz içi veya fındık içi de kullanabilirsiniz. Elmalı kurabiyemiz için iç harcımız hazır. İç harcımızı da soğumaya bırakıyoruz. Biz hamura geçelim. Hamuru için bir paket oda sıcaklığında beklettiğimiz margarin, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı yoğurt, bir paket kabartma tozu ve bir adet yumurta kullanacağım. İlk olarak sıvılarımızı karıştırıyorum. Sıvıları karıştırdım. Üzerine yavaş yavaş unumu ilave ediyorum. Bu şekilde yumuşak bir hava ilereceğiz. Hamurumuzu bu şekilde yavaş yavaş un ekleyerek kıvamı gelene kadar yoğuracağız. Ben şimdiye kadar 4 su bardağı un kullandım. Hala istiyor bardağı. Siz böyle kontrollü bir şekilde kullanabilirsiniz. Hamurumuzda şeker yok. Şekerini üzerine pudra şekeri koyacağım. Fırından çıktıktan sonra. İç harcında şeker var zaten. Şekersiz bir hamur bu. Hamurumuz yavaş yavaş kıvama geliyor. Gördüğünüz gibi. Ben içindeki unları da
güzelce yedireceğim içine. Gördüğünüz gibi hamurumuz kıvamına geldi. Şimdi şekil vereceğiz. Hamurumuzdan patates büyüklüğünde parça alıp çok az un serpip bu şekilde yapıyoruz. Merdane yardımıyla açıyoruz. Yemek tabağı büyüklüğünde olacak. Bu şekilde. Hamurumuzu önce ikiye, son dört parçaya bölüyoruz. Ve bir tatlı kaşığı kadar hazırladığımız iç harçtan koyuyorum kenarına. Şekilde. Bu taraftan başlayarak yavaşça pul haline getiriyoruz. İsterseniz bu hamuru 4 parça da getirebilirsiniz veya 8. Ben ilk başta size 4 parça olarak göstereceğim. Porsiyonluk olarak bu şekli alıyor. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi böyle. Büyük porsiyon olarak isterseniz böyle. Küçük porsiyon isterseniz de 8 parçaya böleceğiz. Ben şimdi size 8 parçalık olanı da göstereyim. Tekrar hamurumuzdan patates büyüklüğünde parça kopartıyoruz. Yuvarlıyoruz. Yapışmamız için çok az un koyuyoruz. Ve merdane yardımıyla açıyoruz. Hamurumuzu önce 2'ye, 4'e ve 8 parçaya bölüyoruz. Bu şekilde daha küçük porsiyonlar elde edebilirsiniz. Ben genellikle 8 parça olanı yapıyorum. Daha az oluyor ve daha ufak porsiyonlarla daha çok bitiyor. Siz de aynınıza göre 4 parçadan da 8 parçadan da yapabilirsiniz. Bu şekilde yavaşça döndürüyoruz. Gördüğünüz bu kadar.
Elmalı kurabiyem yapımı tamamlandı. Ben kurabiyemi 8 parçadan yaptım. Size göstermek için bunları 4 parçadan yaptım. Benim size tavsiyem 8 parça olarak yapın. Daha küçük, daha nazik durur. Şimdi kurabiyemizi 175 derece fırında 25 dakika pembeleşene kadar pişireceğiz. Kurabiyemiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi üzeri beyaz, altı birazcık kızarmış. Kurabiyemizi bir tabağın içine alıyoruz. Hala sıcak olan kurabiyemiz üzerine pudra şekeri serpiştiriyoruz. Sıcak dökmezsek pudra şekerini üzerine yapışmaz. Gördüğünüz gibi bu şekilde pudra şekeriyle süslüyoruz. Ve ardından kurabiyemizi servis tabağımıza alıyoruz. Gördüğünüz gibi kurabiyemiz hazır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lezzetli tariflerimi kaçırmayın. Başka bir tarifte buluşmak üzere.